Pardon, özür dilerim. Özür dilerim. Değirmen'den herkese merhabalar. Yine Değirmen'deyiz ve hep Değirmen'de olacağız. Değirmen'e abone oluyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmuyor. Son olarak içeriklerimizden ve videolarımızdan anında haberdar olmak için de bildirimleri açıyoruz. Sizin alamazlar ya da alabilirler. Yani... Herkesin, kitlelerin, yığınların yaptığı şeye ne denir? Evet, popüler denir. Yay! Aslında belli bir süre sonra herkesin yapmak zorunda olduğu şeye de popüler denir. Yay! Popüler denince peki akla ne gelir? Kimi zaman diziler gelir, kimi zaman şarkılar gelir, kimi zaman türküler gelir. Peki biz size hangi popüleri anlatacağız? Popüler şifreleri anlatacağız. Şifrenin popüleri mi olur ya? Abi ben de öyle düşünüyordum ama yani bir şeyin popüler olabilmesi için arkadaşlar bunu çokça kişinin yapması gerekiyor ve inanın milyonlarca insan aynı şifreleri kullanıyor. E bu durumda da popüler şifreler oluyor. Biraz popülere değinmek gerekirse popüler belli bir süre sonra insanlara dayatılan ve insanların kendilerini yapmak zorunda hissettikleri şeylerdir. Ve bir de bunun kültürleşmiş hali vardır. Popüler kültür ki o çok tehlikelidir. Çünkü popüler kültür toplumları tek düze indirir ve sosyo-kültürel erozyona uğratır. Söylemekten pek haz etmesem de dijital bir çağda yaşıyoruz. Ve dijital çağ, dijital kimlikler. Dijital kimlikler, dijital hesaplar. Dijital hesaplar da şifreleri gerektiriyor. Ve dolayısıyla bu şifrelerde hafızada çok ciddi bir yer işgal etmeye başlıyor. Dolayısıyla biz insanlar o çok değerli hazinemiz olan hafızamızı çok fazla yormak istemiyoruz ve kolaycılığa kaçıyoruz. Kolay şifreler arıyoruz. Birçoğumuzun yaptığı, belki aramızda izleyenlerin büyük bir kısmının yaptığı gibi şifrelerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, T, Y, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 gibi basit şifrelerle hesaplarımızı korumaya çalışıyoruz. Ama size çok ilginç bir haber aktarmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre popüler şifrelerin %70'ini yakın kısmı bir saniyeden kısa bir sürede hackerlar tarafından çözülüyor. Ben size haber metnini okuyayım. Habere göre NordPass'in yeni araştırması bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi. Söz konusu araştırmaya göre dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık %70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor. Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu arkadaşlar. Yani son 2 yılda milyonlarca insan aynı şifreyi kullandı. Birden fazla farklı hesaplarımız olduğu için sizleri anlayışla karşılayabiliyorum. Kolay şifre kullanıp rahat hatırlamak istiyorsunuz. Ama karşımızda siber zorbaların ve hackerların olduğunu unutmayalım. Hani bazı arkadaşlarımız şunu düşünüyorlar. Ya benim zaten banka hesabıma KYK'dan dolayı, şu borçtan dolayı falan filan borçtan dolayı el konulmuş. Ya da şöyle düşünen de var. Sosyal medya hesaplarımda zaten eş dost akrabadan başka kimse yok. Hacker benim sosyal medyama ne yapacak diye bu şifreleri kullanıyorsunuz ama... O hesapların hepsi sizin kimliğinizi taşıyor. Ve hackerların eline geçtiğinde çok acayip durumlar doğurabilir. Peki abi bu araştırmayı kim neye göre yaptı? Ya abi zaten işin bir acayip kısmı da orası. Ya ben orayı atlayacaktım az daha da şimdi bu araştırma şirketi bu araştırmayı nasıl yapmış? Şimdi bir anket yapıp da millete gidip herhalde şey sormamıştır arkadaşlar sizin şifreniz neydi? Acaba şifrenizi bizimle paylaşır mısınız? Demezler herhalde ki biz de vermeyiz yani şifre bizde namustur yani namus sayılır yani. Diğer türlü kalkıp siber zorba yani hackerlardan da alamazlar ya da alabilirler bilmiyorum. Ya da benim aklıma geliyor acaba biz hacker tövbe de etti gelip biz hesaplarımızı daha da koruyalım diye bize yardımcı olmak için mi bu verileri paylaştı? Ki her sene paylaşılıyorsa her sene yeni bir hacker'ın tövbe etmesi gerekiyor o ayrı bir konu. Yani ya da işin en kötüsü
Bu araştırma şirketleri zaten bizim şifrelerimizi biliyorlar mı? İşte o zaman gerçekten acayip bir durum olur. Bitirmeden kamu spotumuzu verelim. Banka hesabında para olmayan, sosyal medya hesaplarında akrabası, mahalle arkadaşları dışında takip ettiği veya takipçisi olmayan arkadaşlar, size de söylüyorum. Sakın ola şifrelerinizi, hesaplarınız boş diye popüler olanlardan yapmayasınız. Abi bizim kanalın şifresi neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hadi be, yapma abi ya, o kadar burada konuştum. 7 söyleyeceğimi sandın değil mi? 9.